Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda su arıtma cihazlarında 3 tane parçadan bahsedeceğim. Bu 3 parça belli zamanlarda değiştirilmesi gerekiyor ve birçok arkadaşımız bundan haberi bile yok veya varsa nasıl bulacağını da bilemeyebiliyorlar. İnternete yazdığınızda su arıtma cihazı yenileme kiti dediğinizde bu 3 parçayı göreceksiniz. Bu parçalar genel olarak membran değişiminde değiştirilmesi gerekiyor. Yani 2 yıl 3 yıl gibi bir süre içerisinde bunları değiştirmeniz gerekiyor. Eğer su arıtma cihazlarında filtreleri kendiniz değiştiriyorsanız birçok arkadaşımız bunları bilmediği için cihazlarında ya filtrelerin ömürleri çok ciddi bir şekilde kısalıyor ya su faturalarınız çok artıyor çünkü atık suyunuz artıyor. Birçok sebepleri var. İşte bu parçalardan ben şimdi sizlere bahsedeceğim. Bu parçaların özellikleri nelerdir? Bozulduğunu nasıl anlayabiliriz? Neler yapılması gerekiyor? İşte bozulduğunu nasıl anlayabiliyorsunuz gibi birçok şeyinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk parçamız olan şundan bahsedelim. Bunun adı check valve. Check valve dediğimiz parça membranın Temiz su çıkışında bulunan yerdir. Membranımıza baktığımızda biliyorsunuz sol tarafta bir çıkış var. Orası kirli suyun gittiği yer. Sağ tarafta genel olarak sağ tarafta bulunuyor ama orası da temiz suyu çıkışının olduğu yerdir. İşte temiz su çıkışının olduğu yerde bu parça bulunuyor. Temiz su buradan geçerek tankımıza suyu gönderen kısım arkadaşlar burası. Burasını diyelim ki e, membranın olduğu yere taktık. Buradan da artık tankımıza giden bir kısım. İşte bu arkadaşlar lastikteki sibop olarak düşünebilirsiniz bunu. Hani lastiğe havayı bastığınızda pompayı taktığınızda içerisine hava giriyor. Pompayı çıkarttığınızda artık lastikli olduğu için pompayı çıkarttığımızda hava geri kaçmıyor. Şimdi bu arızalı olursa ne oluyor? Membrandan gelen temiz su buradan geçerek tanka gidiyor bu arızalı olduğu zaman tanktaki temiz su art bir daha tekrar geri geliyor arkadaşlar. Tankımız dolmamış oluyor. Yani su tanka giriyor tanktan geri geliyor. İşte bunun içerisinde bulunan tıpa, bunun e, tek yönlü bir şeydir arkadaşlar. Bu sağlam olduğunda bu taraftan ağızla kontrol edebilirsiniz bunu. Diyelim ki buradan üflediğinizde hava bu tarafa geçer ama buradan üflediğinizde hava buraya geçmez. İşte temiz su membranda işlemini gördükten sonra çıktığında tanka gidiyor. Artık tankımızın kapasitesi dolduğu zaman e, temizleme işlemi bittiğinde tankımızın içerisinde biz kullanana kadar e, o su kalıyor. Eğer bu bozuk olursa o Temizlediğimiz su tekrardan geri geliyor. Bu da membranımıza etki ediyor. Faturamıza etki ediyor. Çünkü su sürekli temizleme işlemini devam ediyor. Bizim şebekeden gelen suyumuz kesilmiyor arkadaşlar. Bu e, tıpa durdurmadığı için depomuz dolmadı zannederek cihaz sürekli su veriyor. Aslında bu temiz suyumuz burada arıtılıyor ve temiz su tekrar geri geliyor. Oradan membranın içerisinde kirli su kısmına geçerek oradan da dışarı atılıyor. Sürekli bu şekilde daim etmiş olduğu için... Hem filtrelerimizin ömründen yiyoruz çok ciddi bir şekilde hem su faturamız artıyor. Atık değerimiz çok ciddi bir derecede artıyor. Bunu nasıl anlayacaksınız? İlk yöntemini söyledim. Bunu çıkartıp üfleyerek bir tarafından hava geçip bir tarafından geçmiyorsa sağlamdır. İki tarafından geçiyorsa e, sağlam değildir. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Veya tankınız dolmuyorsa dolmama gibi bir sorunuz varsa oradan da anlayabilirsiniz. Arıtma işlemini e, bir zaman sonra şebeke suyunu kapatabilirsiniz. Lavabonun altından kapatabilirsiniz. E, hiçbir şekilde artırıcıya su girmez. artıcınızın deposundaki suyun ne kadar verdiğini kontrol edebilirsiniz. Normalde 4 litre veya 8 litre diyelim. 8 litrelik bir tankınız var ama size oldu da yarım litre, 1 litre su verdiyse tankınız tabii ki dolmuyordur. Bu bozuk olabilir arkadaşlar. Bu kit ile bunu da değiştirmeniz gerekiyor veya arada bir kontrol etmeniz gerekiyor. Bundan bahsettikten sonra şurada flow denilen bir parça var. Bu da atık su kesici. Şimdi bu parça temiz e, su yoluna giden parça demiştik tankımıza verilen su. Bu da kirli olan suyu membrandan çıkan kirli olan suyu arkadaşlar buna gidiyor. Tabi arada bu parça var bundan birazdan bahsedeceğim. Buna gidiyor bu e, arıtma işlemi bittiği zaman basınçdan e, dolayı bu artık atık suyu da kesiyor ve bizim e, arıtma cihazımız işlemini tamamlıyor. Eğer bu bozuk olursa ya atık suyunuz hiç kesilmez sürekli olarak atık vermeye devam eder. Temiz su almamaması halinde bile yani biz arıtma işlemi bitmiş olsa bile bu suyu sürekli göndermeye başlar. Gene e, bizim faturamıza yansır ve tıkalıysa genelde tıkalı oluyor. Tıkalıysa da burada membranımızın ömründen yer arkadaşlar. Şimdi dışarıya pis suyu atamadığı için bu tıkalı olduğu için buradan geçmediği için membranımızın içerisinde pislik e, içeride sürekli olarak kaldığı için, bütün pislik membranda kaldığı için normalde membranımızın değiştirme yılı 2 yılsa bunu bir ay gibi, iki ay gibi bir sürede membranımızı tıkar. Eğer sizin membranınız çok hızlı bir şekilde eskiyor, tıkanıyorsa bu sıkıntılıdır arkadaşlar. Sizin atık suyunuz dışarıya demek ki düzgün gitmiyor olabilir. Ve şimdi bir parçamız daha var. Bu da eee shut off deniliyor. 4 yollu bir e, ayırıcı arkadaşlar adından anlaşıldığı gibi ayırıcı dedim zaten bu gene membrandan kirli suyun olduğu atık suyun olduğu kısımda aslında ilk önce bu vardır yani bu atık su kısmından gelir daha sonra buna geçer bu temiz su ile kirli suyu birbirinden ayıran e, aparattır diyebiliriz buna şimdi bu arızalı olursa neler oluyor bundan da arızayı anlayabiliriz bunun arızalı olduğunda eğer siz suyunuzda kötü koku, kötü tat veya arıtılmama gibi bir hisler alıyorsanız muhtemelen bu da bozuk olabilir arkadaşlar. Bunun içerisinde bulunan e, bir sistem, içerisinde plastik bir parça var. Temiz su ile kirli suyu birbirinden ayırıp yollarına gönderiyor arkadaşlar. Eğer bu bozuk olursa birbirinden ayrıştırma işlemini yapamadığı için artık patlak veya delik olabiliyor. İşte böyle bir şey olduğu zaman temiz su ile kirli su birbirine karışıyor. Siz buradan temiz suyu da almış olabilirsiniz. E, temiz su yerine kirli suyla kullanmış oluyorsunuz. Arada karışma oluyor. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ben elimden geldiğince sizlere bu parçaları anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dediğim gibi bu parçalardan birçok kimsenin haberi yok. Benim başıma şununla alakalı bir problem geldi. Bununla ilgili bir video var. Eğer oraya da bakarsanız bunu nasıl muhafaza edebilirsiniz, bozulmasını engelleyebilirsiniz. Ona da bakabilirsiniz. Çok önemli parça aslında bu. Dediğim gibi faturaya çok etki edebiliyor. Membranımızı da çok kısa bir sürede doldurabiliyor. Bundan korunmak için buna önlem var aslında. Bu basınç düşürücülerden kullanabilirsiniz. Bundan bahsettiğim videoda onu da görebilirsiniz. Ben çok ciddi bir fatura ödedim. Fatura miktarım benim 3-4 katına kadar çıkmıştı ve oradan anladık biz bozuk olduğunu. Ve suyumuzun da tadı bozulmuştu çünkü membranı da sürekli kullandığı için atık su sürekli gittiği için membranımızda tıkanmıştı. Bu parçalar böyle arkadaşlar. Ben e, şunu da söyleyeyim, ben bunların ticaretini yapan birisi veya profesyonel birisi değilim. Kullanıcıyım. bazı arkadaşlar bana e, benim ilgim dışında çok profesyonelce sorular soruyorlar ama tabi bilgim olmuyor, olmayan bilgilerimi de araştırıp sizlere söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Gene siz aklınıza takılan bir soru olursa bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.